Arkadaşım hazır mısın? Seni istemeye gelmişler gibi halin var. Evet hocam. Şu an hak verdim hakikaten size. Sen niye artistlik yaptın aşağıda? Beni kimse çıkaramaz. Ben çıkmıyorum. Hadi çıkmıyorum. Görün bakalım falan. Allah Allah. Dedikodu nasıl yayılır? Bu şekilde değil. Dedikodu çünkü. Değil. Değil. Gerizekalı. Ağzında kulaklık, mikrofon var. O benim kulağıma giriyor. Bunu içeri girene kadar açmıyorlardı. Ne diyorsun çocuğa? Açık söyle. Dua okudum onun için. Yani ona da zeval gelmesin. Çünkü o da ekmeğinin peşinde. Arkadaşım içi dışı bir insan olsana. Ben içini dışını onun bildiğim için zaten dualarım eksik olmasın diye şey yaptım. Yani kendisini ilelebet reverb vereceğim ona. Çıkayım ben? Çünkü duam yeter artık herhalde. Hayır. Çıkmayayım. Noktanı öğrendin mi sen? Evet de nereye koyduklarını tam bulamadım. Onu anlamadım ki hocam. Arkadaşım, sen bir şey yapınca gülüyorlar. Demek ki senin bir noktan var. Senin bak, neyine gülüyorlar onu çözdün mü? İşte orayı ben de atladım. Onu bulsam zaten... Bak şimdi bir şey yap gülsünler. Demek ki ne yapıyorsun da gülüyorlar? Hiçbir şey. Arkadaşım herkesin bir noktası vardır. Benim noktam bu. Durduğum an. Ona mı güldüklerini sanıyorsun? Hiç anlamadım ben. Çağır çocuğu. Tamam abi. Abi mini içer dedi. O zaman artık yapacak ona bir şey yok. Ona minik deme. Allah'ın dediği. Önemseyerek çağır onu. Büyük. Arkadaşım. Gerçekten içselleştir çağır çocuğu. Minik içim gelsin. Nasıl? Arkadaşım onun ne kadar büyük bir insan, ne kadar büyük bir yetenek, ne kadar büyük bir ses olduğunu içselleştir kendinde. Tamam mı? Bunu ağzına burnuna ver sonra çağır. Hoşuma da gitsin mi? Yani ben... Bu, hayır, onunla olan bu dostluğum, beni mutlu olayım değil mi? Yani çünkü o yüzüme de yansımalı. Seyirciyi güldürme. Müzisyen arkadaşımı çağır. Evet. Niye güldürüyorsun seyirciyi? Yani ben ne saçma, nereye gidiyorlar? İnsan nereye geldi yani? Evet. Ne yapayım? Ağzına burnuna ver, çağır büyük müzisyeni. Huzurlarınızda minik. Ne güzel, alkış, alkış. Hayatta insanlar neler yapıyorlar, bizim yaptığımız mühim değil de kaldık. Evet. Mesela çok önemli bir şey söyle, çok mühim. Böyle duygusal mı, erotik bir şey mi? Değil, değil, değil mi? Senin yaptığın hiçbir şey değil. Hayatta ne iş yapanlar hiç, vardan yola çıkarak söyle. Erotizm dedim ben size. Çünkü benim hiç yapabildiğim bir şey değil yani. Bana daha... Arkadaşım. Arkadaşım. Duygusallık. Çok az kişinin yaptığı ama hayatta bizim hepimizin yaptığından daha önemli şey ne olabilir? Burada bir kişi cevaplasın ben eşek gibi anaracağım. Yani. Evet hocam öyle bir soru. Arkadaşım sor. Kaldır evet. Ön sıradan birini sağ taraftan. Döveyim mi? Ağzını bunu koyayım. Hayır. Evet. Sor kendisine. Bumcu gelsin. Biri kalksın bumcu gelsin buraya. Evet. Gelene kadar bumcu mu olsun? Kaldır abiyi. Abi sizi acaba bir saniye ayağı rica edebilir miyim? Çok zor. Yok yok korkacak bir şey yok. Yok yok estağfurullah. Yok çıkma. Sor aynısını abiye. Bu nedir abi? O değil. Değil. Evet hocam. Benimkini sor. Arkadaşım. Herkesin, yani çoğu kişinin yapamadığı, bazı insanların yaptığı ama çoğu kişinin yaptığından daha önemli olan az kişiye de böyle denk gelmiş olabilip ama... Ben sana söylüyorum, benle aynı anda sen ona söyle. Ben de o, evet. Aynı anda söyle. Aynı anda söyle. Benim söylediğim benim anda söylediğim ona söyle. Benim söylediğim anda ona söyle. Öyle değil. Öyle değil. Ben söyledikten sonra. Ben söyledim de sen. Gerizekalı daha başlatmadık. Estağfurullah. Oraya kadar gitmem. Arkadaşım. Evet hocam. Benden aynı anda söyle. Bak ona.
Aynı Türkçeyle mi söyleyeyim peki? Çünkü o bayağı yıpratıcı bir şey yani. Bak ona. Hayatta bizim yaptığımızın hiç önemli olmadığı öyle bir iş yapan insanlar var ki, ulan bizim yaptığımıza hiçbir şey dediğimiz kendimize ne meslek olabilir? Artık tekrarlayıp sizi yormayın. Çünkü özünü anladınız yani olayı. Bu nasıl bir meslek olabilir ya? Sizin yaptığınız olabilir mesela. Ben de öyle bir durdum ki bu meslek haline gelmiş gibi yani. Biz içinden çıkamadık yani abiyle. Abicim isminiz ne? Mustafa. Mustafa Bey. Mesela hayatta herkesin yaptığını önemsizleştiren, daha önemli bir şey yapan biri kimdir? Önemsizleştiren yani sezgilerine hitap eden. Bütün ailesi Türk Dil Grubu'nda çalışıyor. Hayatta en önemli şey nedir? Evet. Mürşit. Ya hayatta en önemli şey nedir? İlim. Değil. Değil. Sağlıktır. Sağlık. Demek ki... O da bir ilimdir. Demek ki Mustafa Bey... O da bir ilim. Değil mi yani anlamında? Ama insan... Ne yaptın sen? Ben fesat görmedim. İndirimi mi var bugün? Ne yaptın değil sen? Değil mi dedim ben? Oradan nereye gittiyse olay. Genç dimağlar tabii. Mustafa Bey nedir demek ki? Sağlık. Ha, sağ el diyeceksin sandım ben de. Sağlık meslek değil. Oturun Mustafa Bey, sağ olun. Tamam. Çok geç yerine. Abi. Prodüksiyon getir bir sandalye. Önüne bir sehpa koy. Müzisyen arkadaşım. Marangozluk mu? Müzisyen arkadaşım. Cerrah ofisinde oturuyor, tırnaklarını yiyor, müziği çal. At mikrofonu arkaya. Buyurun. Adam açıyor karnını, içini karıştırıyor, çıkarıyor, düzeltiyor, dikiyor, bağlıyor, koyuyor. Kalanları da yiyor mu? Ne yani saçma? Bundan daha önemli bir şey olabilir mi hayatta? Senin hayatını kurtarıyor. Ne bakıyorsun? Otursana yerine. Evet, tırnaklarını yiyorsun. Özellikle birini mi, hepsini mi? Karışmıyorum. Tırnaklarını yiyorsun, kendi kendine de düşünüyorsun. Bu, ne yapıyorsun? Benle kesin konuşun hocam. Arkadaşım. Evet hocam. Baş parmağından 3 ısırık, işaret parmağından 2 ısırık, serçe parmağından 1 ısırık. Sonra geri dönerken işaretten geri dön. Gel buraya. Sen gezme, elini gezdir. Öyle değil manyak. Elini ağzında gezdir. Baş parmak, işaret parmağı. Baş parmaktan 3 ısırık. Parmaktan 3 ısırık. Tırnaktan, ucundan, tırnağın altındaki uzamış etten, ne bileyim ben. Niye pis bir adamım ben ya? Ben doktora takılıyorsun. Doktora görüneyim mi ben ya? Benim çok zor durumdayım. Düşünüyorsun, yani. Düşündüreceğim seni hangisini şu anda. Hangisini yesem ya? O da değil. Değil. Yerken düşünüyorsun. Herhalde serçeyi yiyorum şu an. O da düşünmüyorsun. Onu da düşünmüyorum. Bu karın açmak bayağı uzun of sürüyor. Be, neşter, meşter benim. Karı... Moralim... Bu karıyı aç... Ne? Ben hiç anlamadım ki ya. Arkadaşım. Ben çıkayım hocam. Neşterle adamı kesmek falan, bunu başka bir yöntem bulsam diye düşünüyorsun. Evet ya, matkapla açayım. Ben. Hayır. Daha pratik, daha basit, insanların daha canını yakmayan işte bir şey bulsam diyorsun. He, bekleyeyim kendi açılır mı belki? Düşün, düşünüyorsun. Ve tam o sırada nasıl açacağını buldun. Laman yapacağım o şey. Hayır. Aklıma bu geldi hocam. Nasıl son... gireceksin oradan? Gırtlak ameliyatıysa nasıl gireceksin? Kaportacı yanında çalıştım 2 yıl. Ne alakası var arkadaşım? Egzozdan girip motor tamir edildiği nerede görülmüş? Çok fıkra da dinledim yani. Buldun. Buldum. Yeni bir yöntem. Öyle saçma bir isim bul ki ona herkes çok olsun. Şimdi söyleyeceğim, kanal kapanacak. Yani benim aklıma geliyor da... Çağır asistanını bağırarak buldum lan buldum diye. Buldum lan buldum, gel. Asistanım mı var benim? Evet. Ha, buldum lan asistanı, bu kaybetmiştim asistanı. Onu diye. Nerede? Asistan zaten içeride çay yapıyor, bardakla gel. Çay yapıyor sana. Tam çayı koyarken sen de ikinci tırnaktasın. O sırada buldum diye fırla. Müzisyen arkadaşım yüksel yüksel, senin en pik noktanda fırlasın çocuk. Buyurun. Senin en pik noktan neresi? Bileyim onun, de kaçırmayayım diye yani. Arkadaşım ben... onun pikinden sana ne? Sen önüne bak. Piki. Dürtünsene. Ne oluyor lan?
Arkadaşım en peak noktada dürtüldüğünü hisset. Ha o müziği o şey anı birleştiriyor. Montaj birleştiriyor. Evet. Ne oldu? Buldum ama çok da... Arkadaşım! Buldum lan buldum diye çağır asistanını. Direkt onu çağır. Ben çay yapıyor diyeyim. Rahatsız etmek istemiyorum. Hayır. O da çayı bırakıp gelsin. Çayı, bırak şu çayı be. Hayır. Evet. Bırakma. Ver pikini. Ver pikini bana. O değil. O değil. Bu, özür diliyorum. Tamam. Yüksel. Sen değil. Arkadaşım. Kurban oldum. Yapma. Evet. Tamam pardon. Yüksel arkadaşım. Gel sen. Tamam. Sen gel. Ben yapamıyorum çünkü. Sen gel gel. Pike kadar gel. Gel pike kadar gel. Abi. Sen yiyorsun. Ha. İkidesin. Buldum lan buldum. İçine biraz da yaprak çay at oğlum. Niye tatsız oluyor diyorum ya. O da mı buldun beyinsiz? Ona mı buldun? E bunu çağırdığıma göre bununla ilgili bir şey buldum. Hayır. Ona havada atıyorsun asistanım da senin. Yaprak çayı atacaksın manyak. Öyle değil. Neşter vurmadan ameliyat yöntemini buldum de. Ha buldum oğlum. Neşter vurmadan ameliyat yöntemini buldum. Poşet çayı iyice sıcakken böyle dayıyorsun. Sıcaktan açılıyor hasta. Sonra bakıyorsun işte. Nerede ne var? Olabilir tamam. Olabilir mi? Olabilir senin yöntemin bana ne? Tamam. Asistan hiç şaşırmadın mı? Buna demleme rektum diyoruz. Çok tutacak dünyada. Asistan şaşırmadın mı? Anlamadı ki şaşırsın. Asistan manyak mısın? Adam yeni bir sistem buldu şaşırsana. Wow. 5 kuruş para yok yurt dışından asistan mı getirmişim ben? Wow. O sırada kapı çalar, lütfen. Öndeki az önce şey doktoru bilemeyen Mustafa Bey gelir. Hocam geçmiş olsun. Buyurun Mustafa Bey. Vurun kapıyı. Vurun kapıyı. Seyirci uyuma. Sonradan değil, adamla beraber. Vurun kapıyı. Buyurun Mustafa Bey. Karşıla asistan hastayı. Bir dakika dursana asistan. Sen ne yapıyorsun arkadaşım? Tıp dergisiyle karışmış ya. Karşıla hastayı. Buyurun efendim. Merhaba. Evet, aç hocam. Mustafa Bey sizde kıl dönmesi var. Söyleyin. Söyleyin asistana. Dönmesi var da. Tabii buyurun o zaman. Anlat ne kadar büyük bir insana geldiğini, şeyi öv şeyini patronunu, doktorunu. Çok güzel bir kıl dönme cinsine geldim. Ya bana bir tane normal asistan denk gelmiyor mu yani? Arkadaşım bir otur. Sarp adama de ki, olağanüstü bir yere geldiniz. Hiç merak etmeyin kurtulacaksınız. Al adamı getir önüne oturtur. Kurtulacak mısınız mı? Kıl dönmesine ölen mi oldu ki? Sana ne? Nerede döndü ki bu kıl ölüyor arkadaşım adam? Seni yükseltiyor, gazlıyor. Yükseltir tabii beni ya. Müthiş bir yere geldiniz. Kurtulacaksınız. Buyurun sizi şöyle kenara alalım. Buyurun. Sen adamla muhatap olmayıp her şeyi asistana soruyorsun arkadaşım. Buyurun hasta. Ya ben seninle muhatap olmak istiyorum ama ruh hastası olduğun için sana da güvenemiyorum. Yani ben buna nasıl güveneyim ya? Arkadaşım sen ona söylüyorsun o hastaya. O sen hastaya soruyorsun o sana. Evet. Hastaya sor bakalım Sarp. Nedir tam olarak şikayeti nedir? Tam olarak şikayeti... Oradan nedir? Sor Sarp. Ne gidiyorsun yanına? Sarp oradan sor, oradan sor. Oradan sor tamam. Anladım ben niye oradan sordurduğunu. Sor şimdi. Tam olarak şikayetiniz nedir? Kıl dönmesi var bende. Kıl dönmesi varmış. Hangi kılmış sor bakalım. Çünkü her kıla da bakmam. Hangi kıl tam olarak? Çünkü bütün kıllara bakmıyor. Kuyruk sokumunun tam ortasındaki kıl. Kuyruk sokumunun tam ortasıymış. En korktuğum halk arasında amudu fukara dediğimiz... Evet, çok hassas bir nokta. Hastaya bir sandalye getir Sarpçığım, kendisine izah edeyim ben. Arkadaşım nasıl otursun adam? Artık denk gelen bir yere otursun sandalye. Ne bileyim ben, sandalye oturacak. Arkadaşım,
Adam ne dedi? Kıl dönmesi var dedi. Nasıl oturacak? Nerede olduğunu söylemedi ki. Söyledi. Söyledi mi? Söyledi. Ha, ben onun üzerine bir şey yaptım. Hocam sandalyeye yaslanın o zaman. Dizden otursun. Sarp, kamerayı getir. Ne yapacaksın kamerayı? YouTube'a katılacağız. Arkadaş. Ya tıpla ilgili bir video. Hastalarla paylaşacağız belki bu anlatımı. Tamam. Dizden oturun Mustafa Bey. Dizden oturun. Dünyada bir ilk Mustafa Bey. Ne iş yapıyorsunuz abi? Profesyonel olarak sinir krizi geçiriyor. Ne iş yapıyorsunuz Özel abi? Özel bir firmada çalışıyorum. Özel bir firma. Erotik bir şey mi? Özel derken. Vallahi ya. Neler var? Sigara. Kesin. Şarjlı. Geç yerine. Tamam. Şarjlı bisikletlerden arıyorum mu çünkü? Geç yerine. O kadar gerizekalı değiliz, anladık. Değil mi? Bisiklet hemen anladığınız bisiklet olur. Mustafa Bey, dizden oturun. Hızlandırın şunu. Müzik yüksel. Yok yok. Ya şu şekil. Şu şekil. Şu şekil. Şöyle yaparsan yaslanın kolunuzu anlamadım. İki dizle oturun. İki dizle. İki dizle çok saçma. Adamcağızı yormayan. Tamam. Ben sizi yormak... Geç yerine. Sen muhatap olmuyorsun. Büyük hocasın sen. Sarp, sen yap ameliyatı. Hayır. Anlat adama ne olduğunu. Ameliyatı... Muayenesini yap önce. Muayene yapacağım size. Adamla muhatap olma. Sen ya, Sarp'a yapıyormuşsun gibi yap. Muayene yapacağım hastayı. Beni onunla konuşturma Sarp ya. Yıllarımı verdim ben ya. Her kadın önüne konuşamam ki ben. Tam olarak nedir? Ne kadar zamandır var? Bunu öğren bana Sarp. Ne kadar zaman önce döndü? Ha hocam, bu tedavi olmaz. Söyleyeyim ben size. Yani... Arkadaşım, senin asistanın. Düzeltmalını. Ya en büyük kıl bu zaten dönen. Yani ben... Buna bakın, rahatlayın abi, daha büyüğü yok yani. Tam o ne zaman başlamış? İlk rahatsızlığı ne zaman hissetmiş? Ne zaman başladı? İlk rahatsızlığı ne zaman hissetmiş? Bir aydır. Bir aydır hissetmiş ilk rahatsızlığı. Güldüğüne göre hoşuna gidiyor. Almayalım o zaman kılı. Yani adam mutlu, kılıyla mutlu ya. Şimdi elle muayeneye geç. Öyle değil. Adamla muhatap olamıyorum. Sarp'ı muayene edeceğim. Sarp'a bakarak adamı muayene et. Kime yapıyorum? Sarp'a bak, adamı muayene et. Ya ben gerizekalı mıyım? Hasta burada dur gibi. Arkadaşım, yeni bir tekniğin var. Çok, çok büyük bir insansın sen. Gerizekçe bir teknik hakikaten. Tam Türk tekniği yani. Hasta siz misiniz? O zaman ben buraya bakarak tedavi edeyim. Al, tam Türk tekniği yani. Arkadaşım, elin adamda olsun, gözün şeyde olsun Sarp'ta. Ha, el işte, göz oynaşta. Ne güzel bir hayat ya. İsim neydi efendim? Mustafa. Mustafa Bey, çok memnun oldum. Geçmiş olsun, büyük geçmiş olsun. Ben şimdi asistanım üstünde anlatacağım olayı. Şimdi kıl dönmelerinde tepede genelde bir bum olur. Abi ne bu ya? Ben arkadaşım ya... ben onların sesini alamıyorum. Sesini alamıyorsunuz. Şimdi daha da girsin bum. Tamam. Maalesef böyle bir tedavisi var. Arkadaşım, o benle ilgili tamamen. Hayırlısı hocam. Bak işine. Şimdi Mustafa Beyciğim, bu 10 hastadan 8'inde gördüğümüz bir problemdir. Genelde çok fazla oturarak iş yapanlarda olur. Siz de iş yerinde oturuyor musunuz fazla? Ha işte onu diyeceğim. Genelde öyle olur. Ama genel dışında da vardır yani. Oturmayanlarda da Mustafa vardır. Mustafa Bey, bize doğru dönün yandan. Tamam. Yandan dönün onu. Tamam. Ne demekse o bilmiyoruz. Öyle iyi, öyle iyi. Bize doğru bakın Mustafa Bey. Şimdi çok fazla oturarak işiyle işte... Ben tabii hastayla muhatap olmuyor. O da benimle muhatap olmuyor. Yani oralı değil ki. Arkadaşım, ben montajda sizi karşı karşıya konuşuyormuş tamam, gibi yapacağım. Mustafa Bey, hiç muhatap olmayan birbirimizle. Ben size mail'le neşter atayım. Siz de download edin artık onu. Ne yapayım değil mi? Salak salak konuşma. Siz mutlu musunuz hocam? Devam et. Bölmeyeyim ben sizi. Tamam, devam ediyorum mail atmaya ben size. Bunu. Devam ha, şey et. Olarak. Devam et. Evet. Elle başla muayeneye. Evet. Ya ben Sarp bana bütün ya tıbbi... Ya söyle, bunun cerrahi müdahale gerekiyor. Cerrahi müdahale şart Mustafa Bey. Cerrahi müdahale olmadan bu, yani bu kremle falan olacak bir şey değil bu. Çünkü artık bu öyle bir şey ki mukoza dediğimiz... Ama tam olarak neye dediğimizi de bilmiyorum. Çünkü o benim branşım dışında olduğu için... Buna cerrahi müdahale gerekiyor ve bu müdahalede hakikaten doğru yere geldiniz. Yani bu konularda üstad sayılırım. Yani kusura bakma, yanlış anlamayın. Kendimi övmek gibi olmasın. Şimdi size bir örnekle göstermek isterdim asistan. Ama sevimsiz olur diye göstermiyorum. Evet, destekli hocam. Asistan arkadan adamın her söylediğini evet evet ele kol hareketiyle anlat. Bugün ama bu. Hastayı korkutma. Arkadaşım ayu. Sen devam et. Şimdi asistanı aldırmayın, gerçekten çok kolay bir operasyon. Yaklaşık 20 dakika sürüyor.
Öncesi narkoz 10 dakika, çıktısı 20 dakika narkoz derken işte efendim 50 dakikalık toplam bir şey. 50 dakika sonra sizde benim asistan hangi televizyonun alt köşesinde yayın yapıyor? Yani sürekli. Arkadaşım seni destekliyor asistanım. Sen işine bak. Şimdi yaklaşık 50 dakikalık bir operasyon olacağı hiç korkacak bir şey yok. İsterseniz lokal anestezi, isterseniz genel anestezi. Lokal olursa işte oturduğunuz muhitte yapıyoruz. Genel olursa bütün Türkiye'yi uyuyor. Saçmalama. Evet. Arkadaşım, bilmediğin konularda ahkam kesme. Ahkama kadar gel, orada dur. Ahkama geleceğiz sonra. Öyle değil. Cerrahi müdahale şart. Ha, sonra da artistlik yap. Bir sağ tavana, bir sol tavana, dudaklarını üst dudağını alt dudağının altına sok falan. Öne doğru gel. 3, 2, 1 ver müziği. Böyle soyunup uzanayım mı buraya? Arkadaşım. Bunları niye yapıyorsun? Cerrahsın sen. Cerrahım. Niye orayı buraya öpüp duruyorum ben? Öpmüyorsun. Sağ üst, sol üst, üst dudak alt dudağın altına sıkışır. Sıkar, sıkar, sıkar. Cerrahi müdahale şart der. Gel öne. Bana değil mi? Bana şart yani. Sana değil. Ben seni karizmatik, çok bilgili, bilgi dağarcığında her şeyi süzüp sonra tedaviye dönüştürmüş ağzından veren doktor yapıyorum. 3, 2, 1 buyurun. Allah'tan böyle bir süzmeye denk geldim. Yoksa bunları nereden öğreneceğim ya? Şimdi efendim cerrahi müdahale şart. Hiç korkacak bir şey yok. İsterseniz en kısa zamanda hemen operasyon yap, sizi bu dertten kurtarabiliriz. Bunun tam anlamını ben de bilmiyorum. Neşlersiz bir çözüm yok mu diye Mustafa Bey? Var, ısırarak da yapıyorum. Var. Isrararak Mustafa yapıyoruz. Bey sorun. Neşlersiz bir çözüm yok mu? Var işte, dediğim gibi ısırarak yapıyoruz ama çok sevimsiz oluyor. Yani bir iki yaptım, ben de meslekten soğudum yani. Tamam, ben ısırarak alayım. Ben ısırarak alayım diyor. Hayır. O zaman ısırarak, ben çıkayım. Mustafa Bey'in bana ihtiyacı yok. Ben bu böyle kendi kendine geçmesini bekleyeceğim. Koca karı ilaçlarına başvuracağım falan diyeyim. Ben mi diyeyim? Yok ben. Beklemesini... Siz diyorsunuz abi koca karı ilacı... Ameliyat istemiyorsunuz galiba, anladığım o. Ameliyattan korkmuşsunuz. Tamam, ben ameliyat istemiyorum. Koca karı ilaçlarıyla idare edeyim. Gidin o zaman, öyle bir karı bulacaksınız, ben ne yapayım ya? Bol şans diliyormuş abi. Ama ben size söyleyeyim, bu yarın öbür gün kısa bir vadede çok daha canınızı sıkacak. Yani ne kadar erken müdahale, tıp da hep böyledir. Yani son dakikaya bırakmamak gerekir. Mesela doğumlarda da öyledir. Sıkarlar sıkarlar, en sona çıkar. Ya bekleme değil mi çok... Hocam çok iyi gidiyorum. Allah sala. Evet. Manyak mısın? Bilmiyorum, oraya doğru gidiyorum galiba. Tıp beni bu hale getirdi. Ama alkışlayan hamile bayanlar vardı. Var. Onları ben anlıyorum çünkü. Sen nereden anlıyorsun? Akciğer böyle açıldı, kalp yukarı doğru yattı. Organlar buraya geldi. Rahim oldu 34 santim. Dile kolay. Gönder adamı yerine. Çok adam giderken Sarp sen adama şey yap. Ya keşke yaptıraydın falan telkini. Yaptıraydın. Hadi bakalım. Keşke yaptıraydın, hadi bakalım. Ben kapayayım mı? Burayı bombalayayım mı ben ya? Bizden kimse hayır şimdi gelmedi. Şimdi asistana yanağına şat şat asistana... yap. De ki oğlum ben gidiyorum akşam eve. Yatacağım, uyuyacağım. Haydi yarın erken aç falan. Yağını mı? Yarın. Evet erken. Haydi oğlum çat çat. Bu adı çat çat mı? Şey olarak çat çat. Hadi oğlum çat çat. Aman hadi oğlum ben akşam eve gidiyorum. Gündüzde buraya geliyorum. Ne saçma bir hayat. Anlatsana asistan o senin. Akşam gidiyorum, gideceğim. Buradan çıkıyorum. Arabayla sağa doğru gidiyorum. Köprüyü açacağım. Çok tıkalıdır şimdi ben. Açacağım köprüyü, oradan da gideceğim. Birinci köprüden Çamlıca sapağından girerim diye düşünüyorum. Bence oradan kaçıveriyorum hemen çünkü. Ha oradan giderim yani. Bir şey olursa beni oradan bulabilirsin. Uykum Metabolik. Ağırdır de. Uykum ağırdır benim. Uykum de. Ağırdır. Kodum mu vallahi yapıştırdın? Hayır. Uykum ağırdır. Bir şey olursa uykum... uyanmazsam kapıyı aç, beni öyle uyandır da ver anahtarı. Çok ben öldüysem de uykum ağırdır. Bir şey olursa kapıyı aç, hemen kıl dönmesi için operasyon yap. Ha, ver anahtarını. Anahtarımı veriyorum. Bekliyorum ha, tamam. Niye veriyorum? Anahtarı niye veriyorum ki ben? Uykun ağır. Telefonla uyanmazsan gelip vursun sana. Uyku ha. Beni evden de soğutacaksınız yani. Al anahtar, hadi bakalım. Şimdi kendi evime nasıl gireceğim onu da bilmiyorum. Anahtarı da ona verdik. Arkaya git. Ya evin anahtarı ona, nasıl eve gideceğim ben? Arkadaşım hadi yap bir şey, git eve. Arkadaşım. Ver eve gitme müziği. Eve... Ben gidiyorum, Bülbül. Oraya değil, sahnenin içindeki evine git. Gel öne, gel 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 gel. Oh geldi. Oh gene bu herif ya. Hayır. Geldin, gel iki adım daha, gel sola. Oh geldim. Oh. Tamam. Aa, sen mi buradaydın? Hayır. Ne yaptın? Eve gelince bir rahatlıyor insan.
Çocuğu görmemişim. O çocuk yok. Öyle ofisi mi? Arkaya al Sarp. Ofisi arkaya al komple. Radya temelle beraber. Sen geldin eve. Yatağını gör. At kendini yatağa. Yavaş. Bize doğru dön yüzünü. Manyak, ne yapıyorsun? Yatak böyle mi yani şu an? Hayır. Yatağın üstündesin. Kafa bize dönük. Ya bıraksana kendine. Webcam de açık mı? Bırak kendini yatağın üstüne. Tamam. Şimdi Mustafa Bey, telefonla arayın. Bum ver Mustafa'ya. Telefonla arayın. Ben ya öldüm bittim, acil müdahale diye yalvarın. Ulan seni değil. Cebi ofiste bıraktım ya. Seni aramayacak. Ofisten Sarp'ı arayacak. Sarp'a da bir mikrofon hemen çabuk. Alo. Sarp'cığım alsana Özer'in mikrofonunu sahneden. Eline al, eline Sarp. Çabuk. Alo. Buyurun Mustafa Bey. İyi günler. İyi günler. Doktor Bey'le görüşecektin. Ben asistanıyım. Onu anladı ki doktorla görüşeceğim diyor. Ya ben koşup gideyim, işler bit, batırdı işler ya. Ya adam anladı ki zaten doktor böyle... Sen rüya gör. Aman. Rüya görüyorsun şu anda. Of. Öyle değil. Arkadaşım şunu maç yapma. Maç ya, basket maçı ya. Nasıl bir baskette o diyor. Kafanız nasıl çalışıyor ben anlamıyorum. Sarp hızlı konuşun. Mustafa Bey çok hızlı yardım isteyin. Buyurun çabuk. Çok ağrım var. Acaba nasıl yardımcı olabilirsiniz? Hemen doktoru getiriyorum yanınıza. Yanına niye getiriyorsun manyak? Adamı çağırsana hastaneye. Hemen buraya gelin, ben doktoru... Oraya gelmesin. Falanca hastaneye gidin, biz de oraya geliyoruz de. Falanca hastaneye gidin. Biz oraya geliyoruz hemen. Yani bizim çalışacağımız hastane de anca bu olur zaten. Tamam Sarp, hemen gel. Anahtar var sende. Önce zile bas. Çabuk çabuk. Geldin, geldin, çabuk geldi. Bas zile. Bas bas, daya elini. Bir yandan da kapıya vur, hem basıp hem kapıya vur. Zili unutma seyirci, yarınız zil, yarınız kapı. Lan anahtar vermedin mi? Yat sen yat. Ya uyuyorum ya. Sen uyanmıyorsun, rüyandasın. Ve çok ağır bir şey görüyorsun. Ağır bir uykun var. Afrika'dayım. Rüyanda çok korkunç şeyler görüyorsun. Allah'ım, bu nasıl bir insan ya? Vurdun, bastın, olmadı, aç kapıyı. Gir yatak odasına. Kaldır. Doktor Bey. Senin at. Ayı. Öldürecek beni ya. Doktor Bey, çok acil hastamız var. Evet, benim o. Şu an kalp krizi geçiriyorum. Ne oldu? Mustafa Bey'in kılı döndü yine. Şunun kılını bir sabitleyemediniz ya. Yapıştırın bir Japon'dan onu diyorum ya. Zırt pırt oynuyor, ben tam uyurken olmaz ki ya. Ne yapacağız şimdi? Ne yapayım ben gecenin bu vaktinde? Sarp. Falanca hastanesine gidiyor, orada buluşacak. Oho, oranın otoparkı yok ya. Neyse. Hadi. Otopark mı yapayım hastaneye? Ya? Arkadaşım hadi. Sarp hadi. Acele ettir şunu. Tamam. Doktor Bey. Ver smokinimi de hastaneye gidelim. Sarp acele ettir adamı. Hadi lütfen. Çek elini. Ya, lan. Acele ettir. Hadi lütfen. Adam bekliyor ya. Kapı açık. Kapı nerede oğlum? Burada burada. Şöyle şurası. Şöyle çapraz. Niye kırdın kapıyı? Sen nasıl çıktın ki bizim kata? Orası sizin muayenehane, manyak mısınız? Siz falanca hastaneye gidiyorsunuz. Ya yanlış getirdin bizi. Allah seni kahretmesin inşallah ya. Yan yana koyun sandalyeleri. Araba yapın hemen. Nereye? Çabuk araba yapın. Sarp koş aç kapısını. Ben arkada oturacağım. Sen kullan. Ya buradaki koltuğa buradan biniyor ya. Ulan İngiliz otobüsü mü bu?
sür sarp. Ne oldu? Kafamı çarptım kalkınca ayağa. Ne oldu? Ne oluyor? Boşa alıyorum. Vitesi. Tamam. Yürü çabuk olun. Sarp tarif et falancağız. Ne yapıyorsun? Yürüyorum. Arabayla çabuk olun. Aman be. Sarp falanca hastaneyi tarif et ona. Bir yandan da komplikasyonla ilgili bilgiler ver. Şuradan sağa döneceğiz. İlk sağa. Sana bir çakarım öyle. Ben de doğru konuş. Doktorla konuşuyorsun. Komplikasyon hakkında bilgiler ver. Komplikasyonlar nasıl gidiyor? Kılı fena dönmüş. Bir görseniz. Çok fena durumda şu an. Çok zor durumda Mustafa Bey. Bizi bekliyor. Ateşi iyiymiş. Nabzı iyi durumda. İkinci soldan. Geldik neredeyse. Böyle koyayım mı çapraz? Nasılsa tek yön. Buradan gelen olmaz. Siz bilirsiniz doktor. Evet. Mustafa Bey gelir eşiyle birlikte. Buyurun gelin. Çarpar mıyız arabayla? Hayır. Ha. Onlar hastaneye geliyorlar. Siz aynı anda giriyorsunuz. Buyurun abla gelin. Abla geçmiş olsun. Evlendiğinize pişman mısınız? Mustafa Bey eşiyle birlikte gelir. Onlar hastaneye önceden gelmiştir. Siz gelince sen artist bir şekilde gidiyorsun. Sağa çak, sola çak. Üst dudak alt dudağın altına sıkıştır. O sırada yenge hanım, hanımefendi isminiz neydi? Sevda. Sevda Hanım, siz ne olur kurtarın kocamı falan diye yapışın doktora. 3-2-1 buyurun. Doktor Bey lütfen kocamı kurtarın. Ablacığım bir dakika durun ya. Olaylar karışık. Kılı döndü, kılı, başka bir şey yok. Evliliğinizi etkileyecek bir şey yok. Bir süre sırt üstü yatamaz. O arkadaşım kadar. Manyak mısın? Evet. Kadın ağlıyor, üzülüyor, görmüyor musun? Sen değil. Ha. Hanımefendi. Evet. Sen geliyorsun, artistsin. Merak etmeyin. Kocanızı kurtaracağım merak falan. Merak etmeyin. Değil. Kocanızı kurtaracağım. Bana çok ne oldu bilmiyorum. Bir garip oldu. Evet. Rica ediyorum. Siz oturun rahat. Hemen halledeceğiz şimdi. Evet hanımefendi Mustafa oturuyor. Mustafa geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ha gene mi döndü? Sarp hastayla ilgilen. Tam ortadan. Hayır tam ortadan döndü. Çok iyi yapmış. Göbekten yani. Tamam çok iyi yapmış ya. O zaman sizi hemen ameliyata alacağız Mustafa Bey. Peki. Yapacak bir şey yok. Getirin ameliyat masasını. Ameliyat masasını getirin Mustafa Bey. Bunları hep söyledim. Ameliyata gelirken masanızı getirin dedim ya. Yani. Artık bunlara da alışık olun ya. Falanca hastanesindeyiz. Burada masa falan yok çünkü. Bunda zaten tam yatmayacaksınız. Yarım yatıyorsunuz. Rahat olun diye. Herhalde öyledir diye düşündüm. Sarp, masa kırılmayacak şekilde Mustafa Bey'i yatırın. Hocam sağlam adamı pert etmeyelim burada. Arkadaşım, doktorsun sen. Sağa bak, sola bak. Ya ben smokinle mi gireceğim ameliyata? Ben partiye gidiyorum belki şu an. Arkadaşım, adamı eşiyle baş başa bırakın odada. Sizi baş başa bırakıyorum. Burada havlular falan. Arkadaşım, onları baş başa bırakın. Deyin ki eşinizi sakinleştirin falan. Düşeceksin yavaş. Bu da hastanemizin masaj servisi. Yenge bir dur, önümü görmüyorum. Bütün mesleğimi engelledin ya. Onları baş başa bırakıp baş ben üstümü giyiyorum, ellerimi yıkıyorum falan. Ben üstümü falan giyiyorum, diyorum. Ellerimi yıkıyorum falan. Bir şey yapayım anlamıyorum ne yapıyorum yani. Siz orada birbirinizle şey yapın, ilgilenin. Siz de orada konuşun. Prodüksiyon, getirin ol. Elini falan yıkasın. Eline yıkasın. Sen elini yıkayacaksın. Sen elini yıkayacaksın. Önlüğünü getirin ameliyat halini kıyafetini. Önlerini falan getirin. Sen artistsin arkadaşım. Artistsin lan sen. Sen var ya. Sen artistsin. Hadi bak artist valla takım. Aceleyle çıktık ya evden. Arkadaşım. Ben... Çok özür diliyorum ama kafa oraya gitti yani. Çıkar ceketini. Papyonu da çabuk ol. Ameliyathaneye. Çabuk. Evet. Atma onları. Baban vermiyor parasını. Babam hiç para vermiyor zaten. Gömleği de çıkar çabuk. Ne yapıyorsun? Tutma onu Ilgaz dur. Önce elini yıkasın. Çıkar gömleği de. Niye çıkarayım? Donla mı gireceğim ameliyata ben? Arkadaşım önlüğün var senin. Neşterde mi yok? Ne kullanacağım? Peki tamam. Eline dök suyu. Yıka ellerini güzelce. Bravo ne güzel örnek. İçme suyuyla el yıkıyoruz. Bravo vallahi. Yıka iyice. Yıkadım. Hiçbir yere değdirmeden Sarp tut önlüğünü. Artist ol buralarda artistlik yap. Evet hareketler yap. Hareket yap hareket.
gelsin lan. E hop! Değdirdin. Aa! Bir daha yıka. Bir daha yıka. Değdirme sakın. Çok iyi pozisyonlayın. Ne yapıyorsun? Karşısına geç lan. Olmaz. İkisini birden geçirmen lazım. Sarp, içinden geçirsin ama bir yere değdirmesin. Ya adam kıl yumağı oldu, biz daha şeyi giyemedik ya. Tut şunu Sarp, tutsana şunu. Aç onu iyice. Ağzınla da uçlarını tut, kolların uçlarını. Öbür ucunu da ağzına al. Evet, kenarlardan açtır. Evet, ortala. Niye açtın? Arkadaşım, kolları ortala gel. Bir filme gitti aklım. Ortala. Sen bırak, çekil hemen. 3, 2, 1, yallah. Olmaz, böyle olmaz. Arkadaşım. Hocam çek çıksın ya. Bunu ben, vallahi yapamayacağız çünkü burada o teşhisat yok yani. Aa, elim her yere değdi şimdi ya. Arkadaşım şunu geçir. Geçireceğim, geçir. Gel, yıka, yıka. Leş oldu eller. Yıka. Tamam, dur. Yarısını al, çok düştün ya. Baraj kurudu, tamam. Ameliyat olur mu bilmiyorum da bu pantolon kesin yırtılacak, onu söyleyeyim yani. Ah şu örtüle... Arkadaşım, haydi sok içeri. Zevklerimiz aynı hocam. Tut şunu. Tamam ya, tamam. Tamam. Bağla. Girizekalı, çapraz bağla. Ya onu arkadan... Lan burada mısın? Sarp yavrum, buradan çapraz gidiyor, önden bağla. Öyle mi? Buradan gidiyor, orada bağla. Öyle bağlarsın, hizmetçi gibi oluyor. Ya ben tıbba hizmet ediyorum ya. İyice sık. İyice sık. Öyle değil Sarp, arkadan sık, önden bağla. Ya arkadan adam sık, iyice sık. Hop. Gel şimdi öne. Bağla önden. Hasta görmüyordur inşallah, vazgeçecek çünkü. Şimdi arkadan belinden yapış, havalara kaldır, indir bakalım açılıyor mu açılmıyor mu? Siz de kameradan bakın, güzel bir kare yakalarsanız hemen fragmanı yayınlayalım. Gemici düğme at yavrum ki ölelim. Arkadan tut, kaldır, indir, ya kaldır, kör, indir. Kör düğüm yaptı. O da değil, adamı komple. Hareket adam... kabiliyeti kısıtlanmış mı, bak ya bakayım. Ben yok, çok iyiyim şu an. Dur oğlum, dur lan. Ne oldu? Yok bir şey hocam. Tamam, evet. Alın masaya herifi. Hadi. Pardon, herif dedim, özür dilerim. Hadi hocam. Ha. Şimdi... Bunun içinde su kalmış mıydı? Evet. Kestik. Kestik, suyu her kestik. Her yerine kıl İki dökülecek. Efendim? Her yere kıl dökülecek. Ben alırım onu. Arkadaşım! Senden kıl dökülecek her yere. Ya benden dökülmez. O kadar sıktı ki üstten aşağı kıl inemez zaten. Kurban oldum. Şu anda vücudundaki kıllar açıkta olan yerin yok mu? Evet. Saçlarım var. Evet. Suzan, hemen bone yap buna. Müzik. Bone takma müziği ver. Hocam siz oturun. Siz bone gelirken eldivenleri ya. Tak. Bravo. Tamam, bu ikisi yeter bana. Tamam. Suzan, başka bir şey yok mu içeride? Şunu düzgün takamadın mı ya? Yok, tek göz kullanıyorum Suzan ya. Mikroskopa da tek bakılıyor ya genelde. Gençsin tabii, daha alışık değilsin böyle şeylere. Pislik yapma. Ya hijyenle ilgili bir şey yapıyorum. Konuşma. Evet. Mustafa Bey, evet. Gayet güzel geçecek operasyon. Niye evet. Güldünüz? Neye benzedim böyle? Ben. Mustafa Bey'i hazırlayın olaya. Evet. Mustafa Bey, sizi alacağız şimdi. Hafif bir. Neye karar verdiniz mi? Anesteziye karar verdiniz mi? Evet. 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 Hangisi yani? Anestezi.
Siz hastaya hali hazırda bir şey verdiniz herhalde. Çünkü zaten genel anestezi mi, lokal mi? Genel olsun. Lokal. Lokal genel, olsun. Genel olsun. Hani biraz böyle kavun. Tamam Mustafa Bey bizden. Tamam. Lokal olsun Mustafa Bey. Tamam. Ben klibi alacağım. Çocuklarda falan da çıkmayacak ileride sizde. Tak. Tamamdır hocam. Buyurun. Lokal olsun. Lokal. Ondan Mustafa Bey'i taşımayabilir o. Sadece gömlek ceket evet, taşıyor. Gelin benim sırtıma binin. Hayır. Niye? Onu iyice yere indirin. Ben çocukken yer sofrasında alışmışım falan de böyle yapıyorum ameliyatları de. Evet ben şark cerrahıydım. Böyle yerde keser yerdik yani biz. Mustafa Bey buyurun. Yok işimin ehliyim ya hiç. Ters olsaydım. Sarp yatırsana adamı. Abi vallahi geçmiş olsun ya. Evet anestezi malzemelerini getirin prodüksiyon. Hocam bunu... Evet önce lağman tabii operasyon olduğu için 8 litre suyla temizleyeceğiz. Dur geliyor daha gelmedi. Tamam tak ona. Efendim burası 5 litre. Arkandaki boruya taksana onu. Bu ne ya? Bu adama mi? Vermeyecek misiniz serumu? Ha yok kapalı alanda yasak olduğu için ben buradan tutuyorum. Tiryakiyim çünkü herhalde. Arkadaşım o serum adamın şeyini açın. Şey yolunu. Damar yolunu açın. Adamın artık yolu açıldı zaten canım. Bunu Sarp bütün, söylesene hocam damar yolu açayım mı? Akrabalar seyredecek bunu yani. Sarp söyle hocam damar yolu açayım mı? Hocam damar yolu açayım mı? Bize bir tane damar yolu aç. Geçen damar yolsuz açtın. Çok tatsızdı o. 88 damar yol. Aç yavrum. Hocam bu da hastanemizin bir ikramı. Nargile. Hani ameliyatta neşemizi bulalım. Sevda Hanım siz de kocanızı seyrediyorsunuz ama arkanızda vah vah diye seyrediyorsunuz devam. Evet. Sormayın. Şunu evet. Takacağız. Ama tam narkozu almadan önce öyle şeyler anlatın ki narkozu hızlı alsın. Geçen bir tane manita var benim. Arkadaşım! Başka tür bir şey anlat. Ha, iki tane manita var. Olmaz! 10, 9, 8 diye bir on, şey anlat. 10, 9, 8. Ya nasıl kalabalığız biliyor musunuz? Hep ecnebi. O sırada yavaş uyuşuyor. Yavaş uyuşuyorum böyle. Sen değil, Mustafa Bey uyuşuyor. Mustafa Bey uyuşmuşsunuz. Ben anlamadım. Ben kalabalık arkadaş grubuylayım. Siz niye uyuşturuz? Ben onu hiç anlamadım. Arkadaşım, şimdi bir hareket yap. Uyuşup uyuşmadığını anla. Hocam bir hareket yapacağım. Daha yeni tanıştık ama... İnşallah dostluğumuz baki kalır. Çünkü bayıltan bir hareket. Abi senin bayağı rengin değişti ya. Evet. Ne var lan bunda? Sarp örtüyü iste prodüksiyondan. İyi misin abi orada? Biz çok eğleniyoruz. Sen nasılsın? Evet. Hastayı kaybedeceğiniz kesin oldu. Hasta kesin gideceği için kefeni getirdiler herhalde değil mi? Saçmalama. Müdahale yapılacak yer açıkta kalsın. Hocam şu an benim gördüğümü görsen... narkoza yüklenin derdin. Siz evli misiniz yenge? Evet. Vallahi ama. Böyle de devam etsin istiyorsun herhalde değil mi? Vallahi vazgeçebilir mi? Evet Mustafa Bey vazgeçir. Çok ayıp oluyor. Tabii ki de. Bizim Basri'yi getirin. Evet. Ben zaten ameliyat yapamam bu şekilde. Evet. Çünkü uyumuyor gülüyor sürekli. Mustafa Bey'i alkışlayın. Çok büyük alkış. Hocam çok teşekkür ederim. Hocam sen nasıl bir çok teşekkür ediyoruz ama operasyon şeydir. Yenge çok kendine iyi davran. Prodüksiyon hemen Basri'yi getir. Ameliyat masasını yükseltin. Basri kim ya? Prodüksiyon Basri. Geçen hafta çarptın hatırlamıyor musun? Örtüyü örtün üstüne. Bu bayağı tay masaj oldu ya. Burada tay masaj alacaksınız. Hiç merak etmeyin. 37 ekran Basri. Basri narkozu almış mı? Kontrol edin. Öyle değil. Taksana Basri'ye narkozu.
Sarp sen kontrol et bakalım narkozlu mu değil mi? Ya cerrah şeyi takıyorum ben, anestezist miyim ya? Sarp bu arada bıçık falan yap herife. Falan yap. Öyle değil. Parmağınla dürtsene. O ne? İşte ben de onu soracaktım. Bu ne? Ben ameliyatsal nasıl... bir şey. Ben abiye trafo mu bağlayacağım? Bu ne ya? Abiye serumu bağlasana çabuk. Bundan sonra karışmıyorum. Olay sende. Yap ameliyatını. Sarp her şeyi iyi öğren. 3, 2, 1. Ver ameliyat müziği. Ben çok iyi biliyorum. Sen de iyi öğren Sarp. Yalnız Basri türkücü biliyorsun. Çok derine gitmeyeyim mi? Arada uyandığı zaman türkü söyleyerek uyanıyor. Müdür. Nasıl gidiyor? Gitmiş. Yok ben şu an nasıl gidiyor diye soruyorum. Hayır gitmiş o gitmiş. Ha ben de eski gitmiş olanı şey yapıyor diye. Buyurun. Ya ben bu ameliyata girmeyeyim gerçekten. Niye? Bilmiyorum benim içim kaldırmadı yani. Adamı seviyorum Basri ya. Geçen bir de çarptık ayıp oldu ya. Arkadaşım. Arkadaşım. Yap şu ameliyatı. Adamın kıl dönmesinin yerini bul. Bence sırta doğru. Değil. Söylemişti. Sırta kuyruk doğru. Sokumu. Ama burasıdır o. Tamam. Kuyruk sokumu. Sarp. Evet. Adamın eşofmanının ipini çöz. Birazcık indir. Ne oldu? İçlik giymiş ya. Çıkmıyor. Giymemiştir o. Giymemişsindir. Sana öyle geliyor. Tam böyle kuyruk sokumun orası. Yani çatal tamam, bölgesi. Tamam. Açın dediğin. Orayı. Nereyi? Orayı. Burası açık zaten maşallah. Hayır değildir. Bir karış sağa bir karış sola açın ki mikrop kapmasın. Evet. Ne görüyorsun? Maşallah var yani. Kılı buldun mu? Bak. Sarp sen de bak iyice. Burada dönmesinde bende mi dönsün zaten? Yani? Çok güzel. Ver oradan bir şey ver. Ağır bir şey ver ya. Ne yapacaksın? Vuracağım, kendime vuracağım. Ben niye seçtim bu mesleği ya? Ya arkadaşım bunu... bir hayat kurtarıyorsun. Ya ben çalıştım, yıllarca okudum. Göreceğim manzara bu muydu yani benim ya? Arkadaşım sen çok önemli bir cerrahsın. Çok önemli bir cerrah. Artistlik yap. Yap artistliğini. Evet. Adama abanma. Ha. İste aletlerini. Ver aletlerimi ver bana. Ne güzel aletlerim var. Gerizekalı kullanmadığın aleti niye istiyorsun? Ya makasla ameliyata giren bir gerizekalı. Aha ver ver maket yaparız ya getir. Bu omurgayı alacağız böyle güzel kayık yapacağız tamam mı bununla? Şimdi Sarp. Buradan L4 L5'in oradan aşağı salıvereceğiz neşteri. Evet burası değilmiş. Burayı kapa sen. Kapa burayı. Kestik. Kestik evet kestik arkadaşım, biz de. Arkadaşım ne yapıyorsun? Bak, baka baka bulacağız hocam. Arkadaşım boşun... önce kılı bulsana. Efendim? Önce dönen kılı bul. Önce bilmiyorum kaç tane var ki önce biri mi döndü? Arkadaşım dönen kılı bulmak için diğer kılılardan yola çık. Bayağı macera filmi ya. Şimdi hocam bu değil. Aha bu Sarp bu. Gel gel. Bak bakayım gel. Sarp o mu hakikaten? Siz daha iyi bilirsiniz hocam ya. Tabii ki de ben daha iyi bilirim. Bu işte ya. Nereden anladın döndüğünü? Bilmiyorum. Kısmet artık. Yapacağız. Arkadaşım olmaz. Olur olur. Oradan ya. Hafif dokundurarak kıllara git bakayım. Adam belki tepki verir. Ya yeter. Gerçekten mesleğim. Haydi. Hüseyin arkadaşım adam tepki verirken uzun havayla tepki veriyor. Yandım anam falan diye. Narkozlu. Evet. Senin vereceğin narkozum. Ver tepkiyi. Vay 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 yandım. Arkadaşım, demek ki doğru yerdesin. Ne yapıyorsun? Kabasını alıyorum böyle. Kılı bulsana. Geleceğim, oraya da geleceğim. Yavaş yavaş alıyorum orayı. Sarp, elinle buna mercek yap gözüne. Sen ağzını bunu kırarım senin. Arkadaşım, kıl dibi olduğu için daha iyi gör diye. Belli, yap bir belli. Daha. Yap mercek... Sarp. Lan. Hocam, yürü git. Ne oluyor arkadaşım? Artık bilmiyorum ne oluyor. Gel elinle sen daha mercek... rahat gör gel. Gel. Müslüman arkadaşım. Adamın böbreği ağrıyor. Böbrekten ver tepkiyi. Vay böbrek. 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 Vay vay. Böbrek. Vay vay.
Şu an bayağı beste yaptın ha. Hocam böbreğe kadar indik. Artık kıl mıl kalmaz söyleyeyim. Ne var ne yok aldım ben. Göster çocuğa nasıl yaptığını, Sarp'a öğret. Böyle böyle attım dikine, bir de enine attım. Artık oradan mutlaka vurduğumuz bir yerlerden çıkmıştır o kıl yani. Sen şey yap, orayı kapatın, temizleyin. Ben akşamüstü tekrar kontrol edeceğim hastayı. Hadi bakayım, kapayın yavrum. Hadi bak, Volkan nasıl gidiyor çekimler? Sen... Tam toplarken ver tepkiyi. Belimden aşağım tutmuyor. Tutmuyor belimden aşağım, vay vay. Bu ne saçma bir hastane ya. Adam öyle tepkisini dile getiriyor. Narkozlu şu an. Bu ayakları da kırık. Biz buna ne yaptık hastanede? Asfiye elleme. Ne yapıyorsun? Hocam narkozu ne, nasıl narkozu verdiniz buna ya? Adam kılımı unuttu şimdi zaten. Baksana her yeri bötrik oldu bunun ya. Gitti ayaklarım. Ver tepkiyi. Ben niye sıfır... Oldu ayaklarım, derman kalmadı, vay vay. Hocam bu... Ağzım burnum dağıldı. Ailesine taziyelerimizi iletin. Olmaz. Çıkan kılı da yollayın. Al adamı odasına götür. Allah seni kahretmesin. Götür içeri götür. Götür yavrum. Arkadaşım sen soyun. Ben zaten 05 Nergis oldum, anlamadım ki. O nereden aklına geldi gerizekalı? Sen ofisine git. Evet. Yap arkaya ofisini çabuk. Ne yapıyorsun? Bu acıyı atlatmam arkadaşım lazım. Arkadaşım yayınlayamayız bunu. Soyun. Soyun, giyin, amuda kalk. Çabuk soyun. Önce belinden aç. Ya buraya kör düğüm attı. Ben nasıl çıkacağım? Dişinle aç. Dişim oraya gelmek senin. Götürüm. Bu. Lan aç. Bu açtı. Asistan gibi başına taş düştüm. Çekil, çekil. Ya arkadan girip kessene şunu. Evet, oturuyorsun. Sarp, al hastayı gel. Al Basri'yi gel. Basri'yi sana omuzdan asılsın. Yürüyormuş gibi getir. Evet, getir Basri'yi. Hocam Basri geldi de. Hocam Basri geldi. Basri geçmiş olsun ya. Ha? Eyvallah hocam. Narkozu kestiler, fitile devam galiba değil mi? Hala o buğulu ses tonu. Nasıl vaziyet? İyi misin? İyi hissediyor musun kendini? Vallahi daha oturmadım. Bir oturtun diye bekliyorum. Zaten... ameliyatı yaptık. Yani iyice bir iki güne kadar artık tam randıman alacaksın Basri'cim. Yalnız bundan sonra dediğim gibi çok fazla uzun süreler oturmamaya dikkat edeceksin. Giydiğin çamaşırlara falan dikkat edeceksin. Çok sıkı şeyler olmayacak. Olduğu takdirde zaten... Hiç giymesem? O beni senin eşinle arandaki bir problem. Yani ben beni ilgilendirmez. Efendime söyleyeyim. Arkadaşım oturarak adama talim yaptırsana, oturma talimi. Oturarak talim yapacaksın. Öyle değil. Öyle değil. Yanındaki sandalyeye yapacaksın. Oturtarak göster. Yanındaki sandalyeye otur. O değil. O değil. Benim olur. Yanındaki sandalye. Gel alın ortaya sandalyeyi. Basri gel yavrum, gel ortaya. Seni evet. Ortamızı alalım da şöyle bir kendine gel. Oh! Oh! Ya nazik oturttun ya, şöyle tersine otur. Ters. Yavrum adam ameliyat oldu ya. Yandım anam. Ben ona sonra ben açıp kapayacağım. Ver yandayı. Yavaş yavrum. Müzisyen yavaş. Arkadaşım. Basri yavaş yavrum. Şimdi şöyle. Müzisyen arkadaşım ver tepkiyi. Yandım yandım yandım. Vay 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 yandım anam. Yerimde oturamıyorum. Ya nasıl anında tekrar hayata adapte olabilirim? Ben ne zaman oturacağım Allah'ım? Müzisyen arkadaşım ver. Ya oturacaksın yavrum, oturacaksın. Şimdi çok uzun oturmayacaksın. Çok da fazla ayakta durmayacaksın. Bu sefer de çünkü varikosele gider olay. Arkadaşım belden sağa sola çevirsene. Ona abla niye güldü onu hiç anlamadım.
Varis değil, değil. Varikosel. O başka. Bunu ablanın bilmiyor olması lazım. Niye? İnternetten anlarsınız. Araştırın. Çok dikkat edeceksin. Ne uzun oturacaksın, ne uzun ayakta kalacaksın. Tamam mı canım? Aa, çok beni ağrıyor ya. Biraz geç tepki veriyorsun. Gerizekalı mısın yavrum? Biz bunun hangi sinirine dokunduk şimdi acaba? Şimdi bu sol kolumu kaldırınca böyle sağ bacağıma doğru böyle bir sıcaklık geliyor. Normal mi hocam? Evet, işiyorsun altına Basri şu an. Ameliyatla bir ilgisi yok onun yavrum. Bir de böyle kafamı böyle sağ dizime doğru eğince böyle tam dizime değdirirken bak değdir. Tam değdirirken böyle belimden yukarı doğru böyle mızrak giriyor. Ha işte omurgan kırılıyor ya Basri. Onun duygusu. Oğlum insan kafasını dizine değdirir mi normal insan evladı ya? Ya ben günde 30-40 kere değdirmek istiyorum. Sen hangi filmlerde oynadın Basri? Nerede hocam bu ne zaman geçer? Bu vallahi film tutarsa geçer. O değil arkadaşım. Kıl dönmesinden bahsediyor. Ha bu vallahi 3 hafta kendine minimum tanıyacaksın Basri'ciğim. Peki ya. Diğer kılların dönme olasılığı var mı hocam? Vallahi işte genetik. Biri döndü mü hepsi döner yani. Her döndüğümde sana mı geleceğim hocam? Vallahi sen bilirsin Basri'ciğim. Ben onu bilemem de gerizekalı hareketler yapma. Koltuktan kayma. Uzun oturma, çok uzun ayakta kalma. Ondan sonra dikkat et. Dediğim gibi çamaşır, bir de merhem vereceğim. Bir de antibiyotik, bitti gitti. Elini öpeyim hocam. Yok rica ederim ya. Öpeceğim hocam, öpeceğim. Hayatım, vallahi öpeceğim. Sen öpme çünkü. Öpme. Öpeceğim, vallahi öpeceğim öpme, hocam. Öpme, lağmanda eldiven yırtıldı öpme. Yani senin için söylüyorum. Öpme. Hocam vallahi öpeceğim. Sonra mail atarsın, öpücük atarsın. Arkadaşım öptü şuna elini. Allah sizi öpüyor. Hadi sağ ol. Çok sağ ol hocam. El sallayarak gitsin sen. El sallayarak gitsin hocaya. Ben de sana, ben de sana. Gerizekalı. Ne oldu? Duygulandım. Bir hastam daha mutlu oldu. Ona duygulandım yani. Arkadaşım. Evet hocam. Demek ki hayat kurtarmak insanı ne hale getiriyor? Bak yani, surat ifaden değişti. Perişan oldum evet hakikaten. Hayır. Evet. Daha gururlu, daha mağrur bir gururlu. İnsan oldum. Şu an çok gurur hissediyorum kendimi. Öyle mi? Evet. Git içeri. Gururlanın. Biraz sonra gel. Tamam. Bir üst yer arkadaşım gelsin. Adam onu gönderin. Eleman tak kafana. Eleman kafana tak. Herkesin sesine bir şey oluyor. Hoş geldin. Yatak odasına herhalde bu. Bir reklamda mı oynayacağım hocam? Hoş geldin. Hoş gördüm. Ben hocam değilim. Evet. TASA tarafından uzayı Türkleştirmek üzere görevlendirildin. Uzayı. Dünya yetmedi. TASA'nın amacı uzaya Türk örf ve annelerini tanıtmak. Yarın öbür gün. Nelerini hocam? Tam annelerini. Ha hocam tamam. Ne oldu bir an? Yarın öbür gün uzaylılar gelirse bizim ne iyi insanlar olduğumuzu görsünler. Öyle şey olmaz. Uzaylılar gelirse hemen gelir. Yarın öbür gün diye bir şey. Adam ışınlanıyor buraya. Işınla beni. Ne zaman? Yarın ne bir gün. Böyle bir şey yok. İşte bunları uzayda yay. Bizim deyimlerimizi, annelerimizi, örflerimizi. Bize gelmeden önce çocuğu göndersin. Vaktiniz müsaitse size geleceğiz desin. Falan falan. Bunları uzayda öğrenmen lazım. Evet. Memnun musun? Çok. 2000 derece. Arkadaşım memnun musun? Çok mutluyum hocam. Böyle bir görevin bana verilmesi benim için onur vesilesi. Yani... Ne hissediyorsun? Terliyorum hocam. Gerizekalı. Demiyoruz. Fikret abi beni düzelt. Bu görev... Arkadaş. Görevi bana manyak verir. Mısın? Evet hocam. Ben demin hocan değildim. Değilim hocam. Ben sana... Şeyden kafamdan konuşan adamım. Kafamdan konuşan adam. Evet. Uzay mekiğine binince öyle konuşulur. Z
Sen Nicky'ye binme kıyafetine bindin. Şu anda öyle duyuyorsun. Kıyafete bindim. Değil, ruganları niye çıkarmadın beyinsiz? Şimdi ilk defa gidiyoruz. Efendi gidelim dedim uzaya. Türk nedir görsünler yani. Anneannelerimizi, babaannelerimizi götürelim uzaya. Giderken yanında ne götüreceksin? Giderse... Bilmiyorum, Cüneyt Sözdek'ten bir şarkı götürebilirim. Arkadaşım, giderken yanında lokum götüreceksin. Lokum İçli götürüyor. Köfte götüreceksin. İşte, o tarz şeyler. Abinin kaseyi götüreceğim. Türk mu? Tatsınlar. Aynı zamanda orada onu yakıt olarak kullanıyor olabilirler hocam. Tamam arkadaşım. Büyük para yaparız. Konuşma fazla. Tamam hocam, yazarım. Evet, size. İnanç, gel uzay mekiğini de getir. Arkadaşa tarif edin durumu. Neyi getirsin hocam? Uzay mekiği, senin gideceğin. Ben uzay mekiğine mi gideceğim? Sen uzay mekiğine binip gideceksin. Binip gideceğim. Uzaya kim... Bıkıl döndü niye yanımda? O sana eşlik edecek. O bizim Tassa'dan Basri. İnanç'ım, arkaya alabilir misin sandalyeyi bir tanesini? Ya da alma, yan yan gitsinler. Onu göster İnanç nasıl çalıştığını. Şimdi bunu bacaklarınızın arasına alıyorsun. Sen tamam. De ışığı görünce geliyor musun? Bacaklarının arasına al, sıkıştır onu. Sıkıştırıyorsunuz. Kendinize doğru çektiniz. Hocam bunu sıkıştırsan bu gene... Yok yok, bunu sıkıştırın. Ha, bu şekilde kullanıyorsunuz mekiği. İnanç göstersene, çekince hızlanıyor, bırakınca yavaşlıyor. Evet. Ha, istersek güveçte yapabiliyor bunda. Değil mi? Saçta kavurma. Evet. Atmosferden çıktığı andan itibaren nereden oksijen alacağını gösterin. Bunu ağzınıza getiriyorsunuz. Bu Basri Bey'de bir kıl dönmesi oldu. O kolunu kullanamıyor. Arada ona da verin oksijeni. Tasayı şimdi çözdüm. Tophane araştırma sanayi herhalde. Bu uzaya giderken de bir nargile dizaynı var hocam. Alır mısın? Stratosferde biraz sallanabiliriz çünkü. Ama rahat ol. Uzayda hava olmadığı için koyuverdim mi hiç koku moku yok. Daha önce giden arkadaşlar var benim, söylediler. Evet. Bak abi de gitti daha önce. İnanç teşekkür ederim. Gitmeden önce öne doğru gel ve Türk halkına bir konuşma yap. Onlar için uzaya gidiyorsun. Hocam şunu... Ver duygusal müziği. Yavaş yavaş gel. Armageddon'daki gibi gel. Ayaklarını yukarı. Çok özür diliyorum. Neredeki gibi hocam? Bir daha söylemem. Dizlerini karnındaki kuşağa kadar çekip sonra ayağını indiriyorsun. Ağır çekim. Ver duygusal müziği. Ağzın burnun çok fena üzgünç. Basitten mi olmuşum ben? Hayır. Evet. Türk halkına konuşma yapmaya geliyorsun. Kollar uçuşuyor sağa sola. Öyle değil, beyinsiz. Efe gibi geliyorsun böyle ata ata. Öyle de değil. Yarım Efe. Öyle değil. Anlamadım ki hocam ben. Ya dizler karna kadar gelip iniyor ya. Kollar da bir tanesi sağ arkaya, bir tanesi sol arkaya. Ah. Evet. Ağır adımlarla gel, yüzün üzgünç ama çok gururlusun. Annen, baban ve kardeşlerin de en önde ağlayarak seyrediyorlar seni. Annemin sesi değişmemiş değil mi hala? Bak onlara önce. Nerede bütün bizim arkadaşların, sevgilin de belki orada. Nerede onlar ya? Ya sana bakıyor, 300 bin kişi seyrediyor seni. Bunu? Evet, bütün kameralar, herkes önünde. Bak onlara hüzünlen. Baban ne yapıyor? Ne yapıyorsun baba? Annen, ellerinden öperim anneciğim de hareketle. Anne, ellerinden öperim. Hareketle göster. Anlar o. Kardeşine ver mesajını. Ona gıcığım, bu hafta beni fikir etti. Arkadaşım, sonra gitmek dönüş... var dönmek yok belki. Evet, gitmek var dönmek yok, dikkat et. Bir daha yapamayabilirim. İçimde kaldı. Şapkanı, ayıp, şapkanı önce koltuğun altına al, öyle. Ayıp çünkü, şapkayla çıkma Türk halkının önüne. Koltuğunun altına, onu değil. Senin kolunun altına. Beyinsiz. Evet, koltuğunun altına şimdi geliyorsun. Geldin. Öyle.
ne yapıyorsun sen? Koltuğunun altına geliyorsun diyorsunuz, ben her şeyi yapıyorum. Hayır, koltuğun altına aldın, şapkayı ezme. Demirmiş gibi davran ona. Demirmiş gibi ezilmesin. Ya nasıl yapayım bunu senin? Ama dandik olduğunu belli etme. Her haltı montajda koyuyorsunuz, bunu koyamadınız. Evet, gel. Gel. Babanı gör. Anneni gör. Kardeşini gör. Senin işin ne burada? Hayır. Hayır, babam da gıcık ona, o uzay. Ya mesajlaş onlarla. Öyle değil, gözünle. Yanlış. Ya duygusalsın, sen gidiyorsun. Uzaydan korkmadım, senden korktum o kadar. Gidiyorsun sen. Gidiyorsun sen. Sen. Ben. Kameralar atladılar önüne, sorular soruyorlar. Elindeki... Lan! Hayır, ne yapıyorsun? Ciddi, ailemle son bir konuşacağım. Saçmalama. Ya. Önden bir abiyi kaldır en önden hemen. Aha, buyur. Kaldır çabuk. Önden bir abi. Tam önündeki abiyi kaldır. Merhaba. Ha, tam önümde be orayı... Yemezler abi. Merhaba. İsmini sor. İsminiz ne abi? Volkan. Olur abi, tamam. Neymiş? Volkan. Volkan Bey gidiyor ve Türkiye adına ilk defa uzaya gidiyor. Siz de gazetecisiniz, bir soru sorun ona. Magazin Volkan herhalde. Bey siz de çok duygusalsınız. İlk defa biri uzaya gidiyor. Hoşlanıyor muyum ben abiden? Hayır. Sen duygusalsın. Duygusalım ben. Uzaya giderken son olarak ne yapmak istiyorsunuz? Dönemezsiniz ya belki. Hocam. Evet. Taşa bastım bak, şişkinlikten anlamayacağını. Son bir gitmeden, çünkü ne kadar sürecek bilmiyorum. İki dakika şurada gidip gelsem... Arkadaşım! Şimdi gemiyi de yeni çünkü. Arkadaşım, manyak mısın sen? Hocam bunu ben... Hayır, duygusalsın. Duygusal senin kafan bir kenara koyacağım. Omuzunda, kafan sağ omuzunda senin. Evet, duygusal bir cevap ver. Annenin gözlerine bak, hüzünlen. Ver cevabını. Son kez herkesi beni unutmamaları için rica ediyorum. Ne yapıyorsam bunu memleketimizin güzel insanını uzaya da tanıtmak ve bir an önce tuvalete gitmek için... Bütün salon ağlıyor. Bütün salon ağlıyor ve anlamıyorum neden olduğunu. Yani bunu çözmelerini istiyorum. Beni bırakın, bunu çözün. Herkes niçin ağlıyor yani? O değil, gerizekalı. Bütün salon ağlıyor, sen ağlıyorsun. Ben ağlıyorum. Ağlamayın falan de onlara. Ağlamayın, ben de ağlıyorum hep ya. Ağlamayın ya. Şimdi yanındaki abla sorsun bir soru. Merhaba. O değil. Uzayda neler yapmak istiyorsunuz? Onu geç. O konuyu geç. Hocam yer çekimi de olmadığı için sakıncası yok orada. Be. Yani o konuya girme manyak. Bunu anlatmayayım. Fotoğraflarla, belgelerle dünyaya yollayacağım zaten. Ve ağlarsın. Yap konuşmanı. Yapacağım onu uzayda. Şimdi yap. Buraya. Şimdi konuşmayı yap. Konuşmayı yap. Özür diliyorum. Ben çünkü yerçekimsiz ortama ayarladım kendimi. Türk insanının ne kadar medeni, güzel ve ileriye dönük fikirleri olduğunu bütün uzaydan, hem dünyaya hem de uzaydaki, belki de yalnız dil dediğimiz varlıklara ispatlayacağım. Şu an çok gururluyum. Kendinize iyi davranın. Beni unutmayın. Yapma, yapma. Bravo. Önce birlikte seyahat edeceğin TASA'dan arkadaşını tanıt bize. Ne oldu? Ne bakıyorsun? Eller Nasır. Kaç ay uzayda kaldıysan. Ya uzaya gidiyorum, yanıma tekin bir adam verin yani. Sen tak şunu, önünü görme ya. Kepaze edecek bizi uzaya, bu mu tanıtacak ya? Allah rızası için ya. Hadi yürü çabuk. Allah'ım çok heyecanlıyım. Evet, ver gazı hafiften. Bak bakayım debriyaj boşluğu. Debriyajın boşluğunu al. Uzay gemisinin debriyajının boşluğu. Debriyajın boşluğunu al. Önce bir indüksiyon bobinini kontrol edelim. Geçen yine tıkladı bu araba. Olmaz. Al boşluğu. Ver gazı, bırak gazı. Ver gazı, bırak gazı. Ağzınla yapsana. Tamam. Arka lastikler 36 oldu, tamam. Evet. Sarsıl, sarsıl, sarsıl. Öyle değil, gerizekalı. Gemi sarsılsın. Ha. Bütün gazı ver, el frenini çekik tut.
El freni çekik tut. Ver gazı, ver, 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 ver. Uzay gemisiyle ilk yanlayan biziz herhalde. El freni niye çekik duruyor ki ben? Arkadaşım birden bıraktıracağım. Ver gazı, ver, 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 ver. Tam böyle motor devir saati 9000'e dayandığında... Ver gazı. Öyle mi veriliyor bunda gaz? Evet, böyle. Çekeceksin ya yukarı. Evet, el freni de çek... Ne oldu? Ne oldu? Aldın mı her şeyi yukarı? Heyecanım, gideceğiz. Her şey gayet güzel olacak. Ne oldu? Ne yapıyorsun? Bırak bastıyı. Arkadaşım, bir şey olmaz. Evet hocam, hazırız. Bırak bastıyı elini. Evet, el frenini çek. Ver gazı, seyirci ver gazı. Evet, bırak el frenini. Öyle değil, gerizekalı, aşağı indirsene. Bırak el frenini. Ve sarsın. Şeyi de, bastıyı da sars. Öyle yapma. Enseden tut salla. Evet, sarsın, 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 sarsın. Ne yapıyorsun? Hiç havasında değil ya. Biraz buranın adamı ol ya. Hemen kaldır onu. Kafandaki şeyi de bastıya tak. O gemiden düştü ya. Düşmez, kaldır şunu. Ya tek kişi daha... Çabuk ol, atmosferden geçeceksin, yanar adam. Yanasın. Adam çok canlı da ölmesin diye uğraşıyoruz. Sarsın, sarsın, sarsın. Basri diyor ki şu anda, Basri desin. Basri bir düz otur lan. Abi ne yapıyorsun sen ya? Senin uçkurunla uğraşıyorum Basri. Abi şu kafandakini bana taksana, nefes alamıyorum. Sen şeyden, hortumdan takıl. Arada iç, kenara koy. Tamam. Atmosfere yaklaşınca bize söyle. Buradan sağ mı? Atmosfere yaklaştın mı? Geldik, geldik. Bu ışıklardan sonra. Tamam. Ne bileyim ben. Evet, gör atmosferi. Ya atmosferdeyiz. Tabiat ana geldi gene. Sok sok, retinaya sok ablacığım. Teki sallan, idare edeyim. Sallan, atmosfere giriyorsunuz. Tamam. Söyle Basri'ye de. Sallan kız. O değil. De ki Basri'ye, nereye girdiğinizi söyle, atmosferden geçeceğiz falan de. Atmosferden geçeceğiz, nereye gideceğiz söyle. Hayır, atmosferden geçeceğiz, dikkatli ol de. Dikkatli ol, atmosferden geçeceğiz ya. Evet, sarsın, sarsın, daha şiddetli sarsın. Tam çıkarken dünyadan, bir dünyaya son kez bak. Çık dünyadan. Çıksana. Çıktım. Sarsın, he. Sarsın, çok sarsın, birden boşluğa düş. Ve dünyaya bak hüzünle. Ve o sırada, hüzün anında... Oksijen ye, oksijen ye. Teybe bir kaset tak. Dünyaya bak, hüzünlen, teybe kaset tak. Ne oldu? Tak şunu. Müzisyen arkadaşım. Ver Türkiye'ye hüzünlenme müziğini. Çalma, çalma. Çalma, çalma. Çalsın. Oksijen yok, ses duyamayız. Arkadaşım! Merkezle konuş. Fikret abi, merkez yap beni. Merhabalar. Konuş. Merhabalar. Tam merkezi burası mı? Merhabalar. Konuşamıyorum, yapma. Şimdi biraz oksijen ye. Kimsin? Ben merkez. Hasta lan sana herkes.
musun Muhittin? Evet ama iplemiyorum. Çok mu çektin lan oksijeni? Muhittin. Basri'ye de oksijen ver. Basri'de kısmi felç var. Ağzını oynatamıyor. Sen çek ağızdan ver ona. Ne yapıyorsun herkes? Hortumu düzeltiyorum önce. Basri ağzımla çek ağızdan ver dedim. Ne yapıyorsun? Havadan yakalattırıyorum. Muhittin, uzayda ne görüyorsun? Nereye baksam anamı görüyorum. O sesi aklımdan çıkmıyor. Uzayda ne görüyorsun? Böyle boşluk. Muhittin, en önemli şey dikiz aynası. Arkandan uzaylılar yaklaşabilir. Dikiz aynasına devamlı bak. Ehliyet ruhsat yanında mı? La hadi lan merkez. Bir sıkıntı olmasın. Geçici plaka var oğlum. Tamam Muhittin. Yavaş yavaş bir bölge seç kendine ve in. Şurası. Neden orayı seçtin? Gaz bulutunun olduğu yer. Benim gaz bulutu olabilir. Daha güzel bir yer seç. Daha yoğun olduğu yere gideyim o zaman. Taş toprak olan bir yere git. Tamam. Hadi misin lan? Şimdi ne yapıyorsun? Hep tozlanmış buraları yani. İndir arabayı. Öyle inmez. Beni normal yap. Ya indirsene şu arabayı. Arkadaşım arkana bakmadan indirilir mi? Ya arkası kapalı ya. Camdan çıkar kafayı. Yanaştır şunu düzgün bir kratere mratere vuracaksın. Buz gibi ya dışarısı vallahi. Hadi gidelim. Haydi in. Basri arabada kalsın. Sen arabada kal. Gel öne. Şimdi oraları bize anlat. Not tut kendi kendine. Buraya 8 veriyorum. Saçmalama gerizekalı. Uzaydasın. Yarın öbür gün biz buraya gelirsek ne yaparız ne ederiz falan. Uzaylı izi ara yerlerde. Ne oldu? Bizim patron. Arkadaşım gel öne. Beni bağırttırma hastayım zaten. Sen şimdi buraya niye geldin? Onu hiç bilmiyorum ben. Seni buraya niye gönderdiler tasadan? Kobay gibi miyim? Beni deniyorlar mı burada? Hayır. Sen buraya niye çıktın? Hani eleman aranıyor gördün. Tüm şeysini bütün uzaya dünyaya buradan haykırmak. Ana ne görev? Arkandan bilinç. Ne geçti gördün mü? Geçtiyse helal olsun hiç anlamadım. Demek ki uzayda Türk var. Demek arkadaşım uzayda Türk var oralara hocam. Dikkat et. Nerelere? Her yere dikkat et. Uzaylı izi arıyor. Bak arkandan geçiyor gene. Kim girizikalı? Arkadaşım kim girizikalı? Ne bileyim kim? Git yakala şunu getir konuş. Ama dikkatli ol. Suadiyeli misin lan sen? Nereden anladın? O cadde yürüyüşü o. Arkadaşım. Heyecanlansana. Çok heyecanlandım ya. Suat heyecanlan. Hemen git gemiyi aşağıya söyle. Git gemiyi aşağıya söyle. Evet. Bize 3 çay ver lan. Öyle değil. Çocuk şimdi yeni giri belki yanımızda bir sıcaklık arkadaşım olur. Git gemiyi aşağıya de ki bir tane ondan gördüm. Bir tane ondan gördüm. Merkeze söylüyorsun. Herkese söylüyorum. Merkeze. Ha, merkeze söylüyorum bir tane ondan gördüm. Heyecanlan bağırarak söyle. Onu da gördüm lan. Gördüm. Onu gördüm de. Şöyle sağlam oturayım. Hocam Merkez. Heh. Ne yapıyorlar orada herkes? 2 saattir bağırıyorum burada ya. Onlardan bir tane gördüm diyorum. Gördüm. Onu gördüm desene.
Onu diyorum, gerizekalı dinlemiyor musun? Gördüm onu. Aa, ondan ya heyecandan bağırarak söyle. Heyecanladım. Basri'yle havalara zıplıyorsunuz konuşurken. Basri'yle havalara zıplıyoruz ama Basri'nin eli biraz ağır. Arkadaşım, Basri'yle beraber zıplıyorsunuz. Çok mutluyuz yani şu an ya. Ondan da kaç kilosun lan sen? Basri gitti tırt. Ben tek kaldım. Evet, şimdi çık dışarı ve uzaylıyı beklemeye başla. Gir çık. Hadi görüşürük. Ben tekrar size irtibat kuracağım. Uzaylı sana gelsin, seni bulsun diye bir şeyler yap. Bir takım hareketlerde bulun. Hop. Uzaylı lan gelsin yavaş yavaş. Neresin? Daha yok, görmüyorsun. Geliyor. Geliyor, çok dikkatli ol. Dost mu düşman mı bilmiyoruz henüz. Gerizekalı, dost olsa ne olur, düşman olsa ne olur. Buna hayır gelmez ki. Arkadaşım geliyor. Merhaba canım. Dur. Bu çok tarihi bir an. İlk defa karşılaşıyorsun bir uzaylıyla. Tamam mı? İlk defa varaklı bir insan görüyorum böyle afil afil. Dünyada birisi ilk defa bir uzaylıyla karşılaşıyor. Amerikalılar 1000 kere gitti geldi, böyle bir şey olmadı. Sen hocam, ilk gidişte buldun. Çok kısmetli adamsın. Hocam merhabalar. Elini ver ayı. Uzay ayısı mı bu? Arkadaşım, Türklerin nezaketini, güzelliğini ona göster. Yarın öbür gün gelirlerse bize zarar vermesinler. Aa, hocam merhabalar. Muhittin ben. Ne yapıyorsun sen? Nasıl gidiyor? Radyasyon ne var yapıyorsun? Mı? Ha, radyasyon var mı? Öptüm çünkü hep. Şey yaparız ya, neyse. Ay sürerim geçer. Konuş. Ya arkadaşım ya, tane tane konuş. Türkçe bilmiyor. Elini, işaret parmağını alnına koy. Merhaba uzaylı diye başla. Ağzıma okunmasın diye özel kapayım mı? Yukarıdan koy. O da diyecek ki vay, dünyalılar neresinde konuşuyor. Çok gelişmiş uygarlık. Arkadaşım, alnından mesaj alıp veriyor ya onlar. Ha. Sen arkadan işaret parmağını getir alnına koy. Nasıl diyor lan OLED? Arkadan işaret parmağını alnına koy. Sonun değil, kendi arkandan. Yukarıdan, tepeden indir. Nasıl yapacağım ki onu ben? Arkadaşım ya, tepeden indir, bak böyle. Heh. Çektir biraz alnını, gerdir. Evet, şimdi tane tane konuş, hece hece. Gri zikalı mısın? Niye böyle konuşuyorsun? İletişime geçemiyorsun adamla. Geçemem, böyle mal gibi bakıyor bana. Uzaylı ama hiç çanak altta. Aldını gerdir, iletişimi geç. Gerdireceğim seni ha. Aldını gerdir, kendi aldını. Aldını gerdir biraz. Al uzaylı öne gel biraz. Buralarını böyle gerdir, kaşları kaldır. Öne gel biraz. Öne gel biraz. Al onu, gel öne. Ah, pardon hocam. Bataryaya denk geldim. Alnını gerdir ve ona tane tane sor. Merhaba. Bir tanem. Tane tane soruyorum farkındaysan. Evet uzaylı, buyurun. Nerelisin? Lan yürü git gerizekalı, yürü git. Gel buraya. Ya yürü git ya. Yürü arkadaşım git. Onun dilini öğrenmen lazım. Merkez. Uzaylı gerizekalı çıktı ya. Hocam taş maş börtü bücük alıp gelelim mi? Gel buraya. Çocuk gerizekalı mı? Anası tatlı. Çok ilgi gösteriyor sağ olsun. Evet. Retina manyağı. İlla parmağını gözüme sokacak. Uzaylılar gözüme girdi, onu söyleyeyim. Yalnız benim şu an tam baktığım noktada bizim Basri'nin hayata karşı duruşu gerçekten beni takdir ediyorum yani. Sen uzaya git. Koca uzayda yine Basri'ye denk geldin. Uzaylı vur camı tıkla. Yok hocam sen bilmiyorum. Alamam zaten, özel isim. Burayı da bipleyecekleri için. Camı tıkla. Yok yok, çekil hocam çekil. Silmeyin, leş ediyorsunuz ya. Kalk Basri kalk. Cama tıkla hızlı. Oğlum cama vurma, emanet lan. Ya kalksana. Arkadaşım sen buraya niye geldin? Ya ben Basri'nin k***ını toplamaya geldim buraya. Ben bütün dünyanın geleceği bana bağlı. Aç şu camı, konuş şu adamla. Basri. Ha. Ne var lan? Lanlı lullu konuşma uzaylıyla. Sen doğru konuş lan benimle. İletişime geç onunla. Şimdi yapacağım ben, şu an USB bağlantı yapacağım, göreceksin ha. Hadi gazla. Arkadaşım indir şu camı. Uzaylı, cam kırıldı. Bunun alnına parmağını daya, Türkçeyi öğren. Titre titre. Tamam, şimdi Türkçeyi öğrenmiş olarak konuş düşün, onunla. Türk erkeği böyle bir şey. Titretirim.
Konuş uzaylı. Merhaba yabancı. Hala burada mısın lan? Oğlum uzayın lan, gidin. Allah Allah, bir ışıkta takıldık hale bak ya. Arkadaşım, radyo da çekmiyor. Sen Türklerin örf annelerini, hani sempatik insanlar olduklarını anlatsana uzaylıya. Bizim anneannelerimiz çok sempatiktir ya. Öyle geldi bana Metin. Örfümüz, adetimiz, her şeyimiz güzeldir. Örfümüz böyle... Yanında getirdiklerini ver, lokumunu bak, çıkar al, göster. Al şunu, Allah rızası için. Arkadaşım. Al şunu, al git. Bizden de dünyadan size hediye. Arkadaşım ne yapıyorsun sen? Ya bıktım bundan, sırf safra bu ya. Salak mısın? Koy şunu yanına. Yanında getirdiğin lokumunu göber adama. Ya bu lokumun batsın sen. İkram et. Lan basayım. Lokumu ikram et. Hocam kusura bakma, hazırlıksız geldik. Her gün gittiğimiz bir yer olduğu için uzay. Çam sakızı çoban armağanı. Al lokumdan. Neren ne yersin bilemem. Çok beğen. Bunu nereden biliyorsun lan? Bunu nereden biliyorsun oğlum sen? Arkadaşım. Ya uzaya geldin böyle yapıyor ya. Artık bu kadar da konfiden olmaz yani. Şimdi ona anlattı ki yarın öbür gün dünyaya gelirseniz. Yarın öbür gün dünyaya gelirseniz ben sizin... Hayır. İlk ben o rehberiniz olacağım yani. Ben evet, gezdireceğim sizi. Biz Türkleri şu hareketlerimizden tanırsınız. Hocam biz Türkleri şu hareketlerimizden tanırsınız. Bak bir... şey geldi de toz bulutu. Şu hareketlerimizden tanırsınız. Böyle değişik değişik danslar yaparız. Saçma. Durup dururken hiç abuk subuk. Ondan sonra işte ne bileyim böyle bir yere bakarsın falan. Ulan orada ne var falan dersin böyle arada. Buradan tanıyabilirsin yani. Sen daha ister misin? İçli köfteden ikram et. Aa onu getirmemişim ya. Getirmişsin. İnternetten indirelim. İçli köfteyi ikram et. İçli köfteyi ikram edeyim ben sana. Biz bayağı buraya kafe açmışız, haberim yok ya. İçli köfte alır mısın? Her da yiyor. Ya bana uzaylı bir şey verecek, 6 yıl araştırma yaparım. Bu her şeyi bu atıyor ağzına. Uzaylı, ona de ki içli köftenin hamuru çok ince olmuş, beğendim ben. İçli köftenin hamuru ince olmaz çünkü o pirinçle yapıldığı için. Bulgurla. Ha. İnce bulgurla. Evet. İçine un da katılır, onun hamur olur. Yok yok, onu çorurlar yapar. Niye güldün uzaylı? Çok tatlı bu ya. Burada İbrahim sinek... abinin gönderdiği çiğ köfteyi de ver. Çok mu sinek var burada? Sineklik koymuşsun güze. Bu kadar mı? Uzaylıların parası bu mu yani? Bu mu medeniyet? Yanarlı dönerli bir kıyafet. Terletir oğlum bu. Yedin mi İbrahim abinin yolladığı çiğ köfteden? Acı de. Acı. Tabii oğlum, domdom kurşunu derler buna. Girdiğinde hissetmezsin. Çıkışı çok zordu. Bir tane daha? Bir tane daha sıkayım mı? Ben de sizinle gelebilir miyim de? Tabii ya, çok yer var. Gel, kes tırnaklarını. Al arkaya adamı. Gel onu hocam, gel. Türkiye'ye gelmeye ikna et. Türkiye'ye gel, gözünü seveyim bak ya. Allah aşkına gel ya. Lütfen gel, bir trafiği İstanbul'dan bahset görelim. Ona. İstanbul, avam nasıl bir şehir ya, vallahi billahi ya. Burası gibi, burada orada da oksijen yok. Çok yani, yadırgamazsın yani. Geleceğim. Tamam, hadi atla. Basri, iyi lan. Kendinden geçtin. Basri'yle tanıştır ona. Basri, lüzumsuz eleman. Hadi bakalım, gidelim o zaman. Hocam inşallah uzay gemisi tutmuyordur. Tamam. Hadi bakalım. Bunları demin kaldırmıştım zaten. Bunu da indirmiştim. Gemiyi yana doğru yaptık, piyanisti koyalım diye. Geliyorum diye haber ver aşağı merkeze. Gerizekalı bir bağlantı bu. Merkez. Söyle yavrum. Canım geliyoruz. Neyle geliyorsun? Neyle mi? Bir dakika, şunu takmazsam yayınlayamayacağınız için. Uzay gemisiyle geliyoruz ya, manyak mısın sen? Hayır, ne aldın da geliyorsun, ne verdin de geliyorsun. Ya bir uzaylı dost getiriyorum sizlere. Dünyaya şaka öyle yapıyorsun. Kur'an çarpsın. Bak yalan konuşma, toplarım bütün basını, yalan çıkarsa rezil oluyorsun. Hadi hadi yapma, bekle geliyoruz 2 dakikaya ya. Çay koyun oğlum. Evet, atmosferden geçerken uzaylıya söyle de sarılsın size, şey düşmesin. Sen sarıl bize. Zaten yeterince sıcak değil. Üstündeki o naylonla gel. Atmosferden geçiyorsunuz. Atmosferden geçerken titre, hoşuna gidiyor sansınlar. Titreyin. Sarsılın.
ve girince dünyaya hoş geldin de. Gir. Ya dünya bana desin, ben geliyorum, ben niye diyorum? Sen uzaylıya diyorsun. Ha, dünyaya hoş geldin de. Gerçekten. Evet, evet. Ve yanaş. Sizin eller birbirine benziyor oğlum. Aynı taktiği mi uyguluyorsunuz? Senin formül bütün kainatta. Arkadaşım yukarıdan gördün aşağıyı. Milyonlarca insan toplanmış seni bekliyor. Camı kırdım ya, elimi soktum. Ne yapıyorsunuz lan? Dur, çekil oğlum. Seyirci selamlayın, el sallayın. El sallıyorlar, sen de el salla. Ben buraya selam verdim, onlar kim? Onlar aşağıdakiler. Ha. İn, 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 aralarına in. Büyük bir alkışla karşıladılar seni. Çok büyük coşku var. Herkes uzay arabasında kalsın. Sen gel ve onlara sürprizini önce açıkla. Çok mutluyum, geri döndüğüme. Anneni gör. Anne! Babanı gör. İnanılmayacak bir şey yaptım. Uzaya gittim ama don giymedim. Oradaki basıncı ölçmek istedim. Şu an çok mutluyum. Bilim adına bir adım atmış oldum. Hakikaten mutluyum. Bir de bu acayip şeyi getirdim. Şimdi size bir sürprizim var de. Şimdi size bir sürprizim onları var. Onları yükselt. Heyecanlandır. Kalkın ayağa. Hayır, bütün dünyaya bir sürprizim var. Bütün dünyaya var bir sürprizim var. Giymediğim donu göstereceğim. Arkadaşım. Ne olacak sürpriz? Gittim geldim bunu getirdim. Uzaylıyı göstereceğim. Çık lan. Gel bak Halit, gel. Aman kafa ceryan yapmasın, gel. Manyak. Uzaylı. Pötrik. İsmini ben koydum. Senin isim babam benim. Anladın mı? Hı hı. Aa, tamam. Şimdi uzaylıya de ki şimdi orada uzaylıyı... Türkiye'yi anlattım onlara. Ha. Ne yapayım hocam? Orada Türkiye'yi anlattım ona de. Orada Türkiye'yi anlattım ona. Burada uzayı anlatacağım. Uzay... Bütün uzaylılar artık bizi seviyorlar. Bütün uzaylılar artık bizi seviyorlar. Öğrettiği şeyleri göster. Öğrettim. İçli köfteyi öğrettim. Yok bulgurdu. Yok için. Ha, o aradan alma. Efendime söyleyeyim. Madik Osman. Onları hepsini biliyorsun. Tamam. Bunların hepsini biliyor artık bizden biri. Kardeşimiz. Dünyalılar, uzaylılar kardeş. En son neyi öğrettin? Ha, bideyi öğrettim. O böyle oturuyorsun. Eskiden taharet musluğu yokmuş. Bideye oturuyormuşsun. Onun ne? Eskiden gelen bir adet o. Şimdi duygusal konuşmanı yap. Hastayım lan sana. O değil. Ha. İnsanlara duygusal konuşmanı yap. Ha, hepiniz hastayım insanlar. Duygusal konuşmanı yap herkese. Çok mutluyum şu an gerçekten. Uzaya gittim ve uzayda bizi ne kadar sevdiklerini gördüm. Yani Türkler uzayda da muvaffak olurlar yani. Volkan oradan kamerasıyla gelir. Ben ağzına koyayım bir tane. Hayır. Oho, daha sökene kadar. Bir soru sorabilir miyim Muhittin Bey? Sor canım. Orada kendisine her şeyi öğrettim dediniz. Kasap havası oynamayı da öğrettiniz mi? Hayır, kusura bakma. Ve hakikaten çok iyi dost olduk. Bundan sonra da dostluğumuz devam edecek. Bak Halit, gel bakalım. Sağ ol koçum, hadi görüşürük. Bir şey olsun. Basri'yi de al girdim yanına. Basri de sizinle geldi. Bir tarafına Basri'yi, bir tarafına uzaylıyı al. Ver selamını. Ben gideyim mi? Ben gidiyorum o zaman. Ne bakıyorsun, gitsene. Görüşürük. Kendinize iyi bakın.